Bir zamanların tek televizyon kanalı olan TRT, 1975 yılında Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanını televizyona uyarlamış ve bir Türk yazarın eserinden televizyon dizisi yaparak bir ilke imza atmıştı. Bu denemenin başarısından sonra Kemal Tahir'in romanı Yorgun Savaşçı'nın 8 bölümlük dizi olarak televizyona uyarlanacağı duyuruldu. Dizinin yönetmenliğini Aşk-ı Memnu'nun da yönetmeni olan Halit Refi üstlenecekti. 40 milyon lira olarak hesaplanan yapım maliyeti o dönem için bir rekordu. 1979'da çekimine başlanan dizi verilen aralar nedeniyle 1981'de bitirildi ama montajının tamamlanıp TRT'ye teslim edilmesi 1983 yılını buldu. Dizinin çekimleri sürerken 12 Eylül askeri darbesi olmuş ve TRT yönetimine emekli subaylar getirilmişti. Yeni yönetim seyircilerin merakla beklediği Yorgun Savaşçı'nın yayımlanmamasına karar verdi. Kurtuluş Savaşı'nda Ege bölgesini kurtarma çabalarının anlatıldığı, pek çok sahnesinin çekiminde Genelkurmay'ın görevlendirdiği askerlerin rol aldığı dizi sakıncalı bulunmuştu. Diziyi değerlendirmek için Kenan Evren yönetimindeki askeri junta tarafından da bir komisyon oluşturuldu. Komisyona göre dizi Atatürk ve Kurtuluş Savaşı karşıtıydı. Ayrıca askerlere kötü lakaplar takılmıştı. Bu rapor üzerine gelecekte televizyonda yayımlanma ihtimalini önlemek için Yorgun Savaşçı'nın yok edilmesine karar verildi. Dizinin pozitif ve negatif kopyaları, müzik ve dublaj kayıtları, hatta kurguda atılmış olan parçaları toplandı ve 1983 yılının Haziran ayında Genelkurmay matbaasındaki fırınlarda yakıldı. Sıkı yönetim dönemi bitip çok partili yaşama geçildikten sonra rekor bütçeyle ve Genelkurmay'ın desteğiyle çekilen dizinin neden yakıldığı sorulmaya başlandı. Gazetelerde dizinin yakılmasından kimin sorumlu olduğu ve bir devlet kurumu olan TRT'nin yayımlanmayacak bir dizi için halkın milyonlarca lirasını ne hakla çöpe attığı sorgulanıyordu. 1986 yılının Şubat ayında Milliyet gazetesi Yorgun Savaşçı'nın fotoromanını yayımlamaya başladı. Ancak dizinin set fotoğraflarıyla hazırlanan ve büyük ilgi gören fotoroman TRT'nin koydurduğu tedbir kararıyla durduruldu. Yorgun Savaşçı'nın akıbeti özel televizyonlar açıldıktan sonra yeniden gündeme geldi. Dizinin yakılmadan önce bir video kasete aktarıldığı ve bu kopyanın MIT'te saklandığının ortaya çıkması sevindiriciydi ama TRT Yorgun Savaşçı'yı yayımlamayı düşünmüyordu. 1993'te özel kanallardan HBB televizyonu diziyi yeniden yapacağını duyurdu. Önceki dizinin yönetmeni Halit Refik'in danışman olacağı yapımda yakılan dizinin kadrosundan birçok oyuncu da yer alıyordu. Çekimler tamamlandıktan sonra ilginç bir gelişme oldu ve MIT'teki kopyayı alan TRT de Yorgun Savaşçı'nın yayın programına alındığını açıkladı. Üstelik TRT diziyi HBB'deki Yorgun Savaşçı ile aynı gün ve aynı saate koymuştu. Böylece yıllar süren Yorgun Savaşçı tartışmalarından yorulan seyirciler 10 yıl önce yakılacak kadar sakıncalı bulunan televizyon dizisini iki ayrı kanalda izleme fırsatı bulacaktı. Ne yapacak bu gizli ordu? Halife'yi mi kurtaracak? Evet. Başka dayanağımız yok. Mahvoluruz halifeliği kaybedersek. İmparatorluğu yeniden toplamayı düşünüyorsanız doğrudur bu söz. Anadolu'da yeni bir Türk devleti kurmakla yetinirseniz... Anadolu'yu parçalamayacaklar mı sanki? Parçalamaları bir tek şarta bağlı bence paşam. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun biz bir Türk devleti çıkarabiliriz bu kıyametten.